Filmimiz bir hafta önce başladı, Edirne'de başladı. 3 hafta boyunca buradayız. Buradan İzmir'e gideceğiz. 2 hafta İzmir'de çekim yapacağız, Karaburun'da. Sonra İzmit ve İstanbul'da tamamlayacağız. 6 haftalık bir çekim programımız var. 2 yıllık bir senaryo çalışması ve çok daha öncesine dayanan bir yapım çalışması var. Nazım Hikmet'in Simamne Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin destanından esinlenerek senaryolaştırılan Hakikat filminin çekimleri Edirne'de başladı. Edirne Sarayiçi Av Köşkü'nde basın toplantısı düzenleyen film ekibi, Hakikat'in Mart ayında vizyona girmesini planladıklarını söyledi. 100 kişinin görev aldığı filmin yönetmenliğini Hakan Alak, senaristliğini Ali Şahin ve Hakan Alak, yapımcılığını İmece Film yaparken Şeyh Bedrettin'i Suavi, Börklüce Mustafa'yı Bülent Emrah Parlak, Torlak Kemal'i Saygın Soysal canlandıracak. Hakikat filminin oyuncu kadrosunda ayrıca Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç yer alıyor. Anadolu'nun gerçek hikayeleri, gerçek sahiplerinin hikayesi bu. Birçok tarih anlatımı ve tarih biçimi var. Ama gerçek tarihi birazcık araştırdığımızda bize farklı bir şeylerin olduğunu söylüyor. Biraz okuduğumuzda sanki doğrular değil de bize bazı öğretilmiş durumların olduğunu işaret ediyor. Bu anlamda çektiğimiz filmi önemsiyorum. Yönetmen Hakan Alak, Nazım Hikmet'in yazdığı destanın sonunda yer alan vasiyeti üzerine bu filmi çekmeye karar verdiklerini söyledi. Bu zamana kadar birçok insanın hayaliydi Şeyh Bedrettin filmi ve birçok zorluklardan dolayı yapılamadı. Bize kısmetmiş ya da bizim azmimizmiş diyorum. Şeyh Bedrettin, Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal. Bunlar bugüne kadar bu topraklarda yaşanmamış bir hikayeyi anlattılar. 600 yıl geçti. Birçok hikaye anlatıldı. Birçok dönem yaşandı ve bu dönemin kendine has hikayeleri oldu. Fakat o hikaye hiç anlatılmadı, hiç yaşanmadı. Ve o hikaye insanın insana zulmetmediği, insanın insana konumuyla, statüsüyle tahakküm kurmadığı, herkesin eşit, adil, özgür bir hayat sürdüğü bir Anadolu özlemiydi. Din, dil, ırk gözetmeden bu topraklarda bir araya gelmesi mümkün gözükmeyen insanların bir araya gelip zulme baş kaldırdığı bir hikayeydi. Bugün sinemada anlatılan birçok şeyin yanında, belki de unutulan birçok şeyin yanında bu hikayeyi, bu adalet özlemini, bu tokluk özlemini, bu özgürlük özlemini anlatacak bir hikaye kurduk. Ve bunun belki de bu ülkede sinema yoluyla en çok anlatılmasına ihtiyaç duyulan bir dönemdi. Elimizden geldiğince bunu hakkıyla yapmaya çalışacağız. Sanatçı Suavi, Şeyh Bedrettin karakterini canlandırıyor olmaktan dolayı şanslı hissettiğini söyledi. Sanatın en fazla etkilendiği bu süreçte 7. sanat diye tanımlanan sinemanın üstelik böylesi iddialı bir projeden pay alıyor olması bence başlı başına övgüyü hak eden bir çalışma. Şeyh Bedrettin olağanüstü bir karakter. Sıradan bir dini temsilci değil, şeriatın paydalarından birisi asla değil. Şeyh Bedrettin en önemli dönemlerde adeta İslam'ın hukukuna işaret eden, adaleti ve hak arayışını buradan anlatmaya çalışan, o yıllarda bunu söyleme cesaretini, olgunluğunu bilen birisi. Bildiği doğrulardan yürüyen, son derece saygın, filozof diyebileceğimiz bir bilgi birikimi üzerinden eserler de üreten bir şahsiyet. Bunu benim üzerimden aktarmaya çalışacak Hakan arkadaş. Birçok oyuncu arkadaşla farklı alanlarda, planlarda yan yana düşeceğiz. Kendimi hem çok şanslı hissediyorum hem inanılmaz onurlu bir iş yapıldığı için heyecanımı asla yok etmemeye çalışıyorum. Çünkü amatörlüğünü yitirmeden ama profesyonel yaklaşımı da asla göz ardı etmeden kotarılacak bir iş bu. İmece Film yapımcısı Özer Çalık, Şeyh Bedrettin filminin Edirne'de neden çekildiği ile ilgili yaptığı açıklamada, Şeyh Bedrettin'in Edirne'de tarihsel olarak bir süreç geçirmesi üzerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın çekimlerin kenti olması yönündeki isteğini vurguladı. Belediye Başkanımız Recep Gürkan da burada bir şeylerin yapılmasını istemişti bizden. Bir de Şeyh Bedrettin Balkanların insanı. Burada tarihsel olarak çok uzun süre kaldığı için ya burada olmasını istedi. Kesinlikle Bedrettin'in bu bölgede bir şekilde var olmasını istedi. Bizim için de çok gurur verici bir şeydi. Hani Edirne insanını da gördük ve herkesin çok desteğini de gördük. Edirne onlardan biri ve buradan sonra da İzmir'e gideceğiz. Yine İzmir'de de Karaburun'da, orası da Börklüce'nin bulunduğu bir bölge. Gerçekten hani savaşın ve köyün orada olduğu bir bölge. Edirne'nin sebebi bu.